Pelitözü, Aybastı ilçesine bağlı şirin bir beldedir. El değmemiş doğal güzellikleriyle, oksijeni, doğal kaynak suyu ve yaylalarıyla görülmeye, gezilmeye değer bir bölgemizdir. Pelitözü'ne ilk adımınızı attığınızda sizi sıcakkanlı, misafirperver insanlar karşılar. Şu çocuklara dikkatlice bir bakın. Adeta yüzlerinden kan fışkırıyor. Bu havalar teneffüs edilir de, bu sular içilir de insan canlanmaz mı? Yaylada sabah ezanında günün ilk ışıklarında kalkar insanlar. Yaylalarda öyle teknolojik aletler de kullanılmaz. Her şey doğaldır. Hayat doğaldır. Buralarda insanlarımız büyük şehirlerdeki gibi yaşamazlar. Yardımlaşmayı sever. Komşuluk hakkı ön planda tutulmuştur hep. Yaylada doğayla iç içe bir sabah kahvaltısının tadına doyum olmaz. Doğanın verdiği huzur bir başkadır buralarda. Hemen farklılığı fark edeceksiniz. Yayla gülleri, diğer adıyla sarı sarı avu güllerinin arasında dolaşmak, o mis gibi kokuyu ciğerlerinize çekerken aldığınız huzuru bir hayal edin. Ağacından toplanan hormonsuz organik kirazın tadına ne demeli? Atatürk yolu. Atatürk bu yol için özel emir vermiş ve o dönemlerde bu yol kazma, kürekle ve insan gücüyle açılmış, halen günümüzde Atatürk'ün hatırası olarak kullanılıyor. Pelitözü'nü Tokat'a bağlayan bu yol, belediye tarafından altyapısı dahil tümüyle tadilat gördü ve çakıllandı. Son günlerde şehirde gözle görülür önemli değişimler de yaşanıyor. Bunlara internet erişim ağının eklenmesi, belediye parkına yeni iş makinelerinin alınması sebep gösterilebilir. Tabii bu iş makinelerinin alımında yardımlarını esirgemeyen gurbetteki dostlarımıza teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz bundan 3 ay önce biz bir yurt dışına gittik. Yanımda Cemal Özmurat'la beraber ikimiz yurt dışına bu makine için gittik. Allah binlerce razı olsun o insanlardan, bizleri mahcup etmediler. Pelitözü kasabamıza onların desteğiyle, yurt dışındaki vatandaşlarımızın desteğiyle biraz da belediyemizin imkanlarını zorlayarak 114 milyar yani aşağı tahminen 114,5-115 milyara mal olduk makinemize. İngiltere'den geldi makinemiz. Türkiye'de bunun daha ucuzları vardı. 97 milyara, 95 milyara makinelerimiz vardı. Fakat biz Pelitözü'ne layık, Pelitözü'ne yakışır bir makine almayı düşündük ve Allah da önümüzü açtı. Bu makine Pelitözü'nde dün bir tane Aybastı aldı, bir tane de bize gelmek kaydıyla iki makineyi getirdik. Değerli kardeşlerim, bu makinenin birçok özelliği var. Piyasanın en güzellerinden birisi diyebilirim. Mükemmel bir donanım var. Kırıcı sistemli, uzar borumlu, yıllarca Pelitözü'nde inşallah Allah'ın izniyle hizmet verecektir. Ayrıca sizlerin de katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Pelitözü'nün biz güzellikler peşindeyiz. Hep beraber, sizlerle beraber. Ben ayrı bir şey yapamıyorum. Ancak sizlerle beraber olduğumuz zaman bir şeyler oluyor. İşte Pelitözü'nün çehresi değişiyor. İşte Atatürk yolumuz. 10 kilometre çakılası siz de biliyorsunuz. Köprüleriyle, buzlarıyla. İşte belediye binamız. Çakısından, Sivas'ından, Bencerelerden gitmişlere. İnşallah burada daha çok açılışlar yapacağız. Bu binanın açılışında, bu binanın hizmet açılışında yine sizlerle beraber olacağız. Ben diyorum ki böyle bir günde bana bu mutluluğu yaşattığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyor. Allah hepinizden razı olsun. Kurbanımızı keseceğiz. Biz inşallah daha güzel şeyler yapmaya adayız. İşte şerit alanı başka bir çalışmalarımız olacak. Yani ben içinizden biriyim arkadaşlar. Yani istiyorum ki ben bu memlekete gelirken çok güzel duygularla geldim. Bu memlekete hizmet etmek için, sizlerin üzerinde deva olmak için geldim. Ama ufak tefek hastalıklarımız elbette ki oluyor. Bazı hatalarımız oluyor. İnsanlar belki davranış şekillerimiz biraz yanlış olabiliyor. Ama inanın bana her şeyi görürsün diyorum yani. Orada hizmette varım. İnşallah bundan sonra bir de kamyonun peşindeyiz. İşte beraberce sizlerle beraber bir de kamyon alacağız. Pelitözü her şeye layıktır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
Rabbel Alemin. Beldemize hizmet etmek üzere alınmış bulunan bu makinamızı hayırlı uğurlu eyle. Bu kepçemizi kullanacak kardeşlerimize, personelimize sıhhat, afiyet ver. Kazalardan, belalardan muhafaza eyle.